Efendim hepinize merhaba. Bugün 8 Ekim 2024. Artık yıl sonuna doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Son çeyreğe de adım attık. Geçtiğimiz hafta enflasyon verileri aslında biraz moralleri bozdu. İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul Ücretler Geçinme Endeksi, ki bunu aslında parantez içinde söylemekte fayda var, sadece İstanbul'un ve İstanbul bölgesinin enflasyonunu ölçen bir veri. Ama çok yakın geçmişe kadar özellikle TÜFE ile çok korele bir biçimde giden bir veri olduğu için bir öncü gösterge görevini de görüyordu. Aylık bazda 3,90 geldi. Yani bu 3,90 birçok ülkenin yıllıkta bile artık hayal etmeyi bıraktığı bir rakam. Biz bunu Eylül ayında İstanbul'da 3,90'lık fiyat artışı olarak gördük. Toptan eşya fiyat endeksi ise aylıkta 4,67 geldi. Yıllığa vurduğumuzda özellikle İstanbul Ücretler Geçinme Endeksi 59,18, toptan eşya fiyat endeksi ise 47,89 oldu. Aslında esas morali bozan buydu. Daha sonra tabii ki herkesin gözü TÜİK'e çevrildi. Çünkü sonuçta TÜİK'e ilişkin kafalarda birçok soru işareti var. Hesaplama yöntemiyle ilgili bir soru işareti değil, ama verilerin nereden toplandığı, nasıl toplandığı, kimsenin ulaşamadığı rakamlar olarak söylediği rakamlarla hareket ettiğine yönelik kafalarda çok soru işareti var. Orada da tüketici fiyat endeksi aylıkta %2,97 geldi. Neredeyse %3 geldi ve yıllığa vurduğumuzda çok böyle milimetrik hesaplamalarla %49,38, yani %50 değil %49,38'e ulaşmış bir TÜİK rakamıyla, TÜFE ile karşı karşıya kaldık. Tabii burada enteresan şeyler var. TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranlarına baktığımızda aslında haberleşme, ki hepimizin işte cep telefonlarıyla son dönemde data alışverişi, internet konusunda operatörlerle yaşamış olduğumuz sıkıntılar çok da gündemdeyken ve bu fiyat artışları gündemdeyken haberleşme grubunda neredeyse 0, hemen söyleyeyim, 0,88, yaklaşık 1 puana yakın bir geri çekilme olduğunu gördük. Buna rağmen gelen veri %2,97. Şimdi geçtiğimiz haftanın en önemli konusu buydu. Bugün bunları zaten konuşacağız. Ve bu geçen hafta gelen verilerden sonra aslında yabancı kurumların Türkiye yönelik olarak da çeşitli enflasyon beklentileri var. Bu enflasyon beklentileri değişmeye başladı. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Bank of America. İşte çokça Türkiye ile yakından ilgili olan bir kurum. Türkiye ekonomisine yönelik olarak yaptığı ya da yazdığı son raporunda 2024 yılı sonu tüketici fiyat endeksi beklentisini %42,2'den %43,3'e yükseltti. 2025 sonu için de TÜFE beklentisini %25 olarak korudu. Burada da bir veri bozulması var. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkanı'nın mecliste yapmış olduğu konuşmada onun da TÜİK verilerinden şikayet eden bir yönü vardı ve TÜİK enflasyonu diye ayrımladığı enflasyon olduğunu gördük. Kendilerinin de ayrıca enflasyon hesabı olduğunu da öğrenmiş olduk. Dolayısıyla onlara göre de TÜİK enflasyonun yüksek geldiğini ifade etti ve geçtiğimiz haftadan bu haftaya devreden en önemli konu enflasyon ve beklentilerin bozulması. Dışarıda da özellikle Almanya Ekonomi Bakanlığı tarafından teyit edilen verilere göre 2023 yılının ardından bu yılda Almanya ekonomisinde bir daralma beklentisi ortaya çıktı. 2024'te 0,02 küçülmesinin beklendiği Almanya'da hükümetin daha önceki tahminin bu yıl için %0,3 olarak büyüme olarak gerçekleşmesi yönündeyken bu negatife dönmüş durumda. Dolayısıyla Avrupa cephesinde Almanya özelinde işler çok iyi gitmiyor. Gene Ticaret Bakanlığı anketi geldi. Yılın son dördüncü çeyreğine ilişkin ihracat beklentisi endeksi gelecek dönem ihracat beklentilerindeki, sipariş beklentilerindeki olumsuz görünümün etkisiyle bir önceki çeyreğe göre 5,6 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 15,1 puan azalarak 98,9 seviyesine geldi. Böylece endeks 6 aylık dönemin ardından yeniden 100 eşik değerin altına gerilemiş oldu. Fakat sadece bu da değil, enteresan bir veri daha var. Türkiye'de yatırım malı ithalatı 2024 Ocak-Eylül döneminde ilk kez tüketim malı ithalatının altında kaldı. Yani ekonomi yönetimi
işte hedefler tutuyor, birçok şeyi başarıyoruz, daha iyi olacağız falan derken bu saydığım veriler üzerine hareket ettiğimizde bile aslında gerçek anlamda moral bozukluğuna sebebiyet verebilecek birçok unsur var. Bunların hepsini sevgili Murat Sağman'a soracağım. Öncelikle ona bir günaydın diyeyim. Günaydın Murat'cığım, nasılsın? İyiyim, sağ ol hocam. Teşekkürler, iyi haftalar. Ya ben böyle konuyu biraz uzattım ama çok önemli veriler vardı. Özellikle enflasyon verisi geçtiğimiz haftanın en önemli konusuydu. Biraz moraller bozuldu herhalde. İşte faiz inecek falan söylemleri biraz gerilere ötelenmiş durumda. Borsayı da yakından takip eden açısından önemli bir veriydi. Dolayısıyla ne diyorsun? Bu sene faiz indirimi her şeye rağmen olur mu? Enflasyonla ilgili neler demek istersin? Şimdi Ekim'de zaten haftaya PPK toplantısı var. Haftaya bir değişiklik zaten beklenmiyor. Kasım bir ihtimal vardı ama muhtemelen en erken Aralık'ta olacak artık. O belli oldu. Tahminlere baktığın zaman ben birkaç aydır söylüyorum 45'in altında zaten bir enflasyon beklemediğimi, 45'in altında da çıkacağını pek düşünmüyorum artık bundan sonra. O zaman şöyle düşün, 50 faiz var şu anda. Yani 250 bas puan Aralık'ta yaparsa yapar ya da ocağa erteler ama sanki Aralık'ta bir adım atacak gibi gözüküyor. Enflasyon verileri kötü. Yani %3. Şöyle taraftan bakmak lazım. Yani işin iyi tarafından bakabilirsin. Belirli bir düşüş var. Yani son önceki aylara göre. Fakat Ekim için de iyi bir işaret vermiyor. Bundan sonrası için çok yaşa hocam. Bundan sonrası için Ekim için de iyi fırsat vermiyor. Muhtemelen dediğim gibi Aralık'tan önce bir faiz indirimi muhtemelen olmayacak. Borsacılar evet bu haberi bekliyorlardı. Çünkü borsayı artık bundan sonra tetikleyecek en önemli haber faiz indirimleri. Küresel gelişmeler zaten sıkıntılı, jeopolitik gelişmeler. Yani faiz indirimi olmasına gerek yok. Sadece bunun beklentisi bile borsayı olumlu şekilde etkileyebilir. En büyük rakibi faiz hala borsanın. Şimdi TÜFE'ye Bir de şunu baktığımızda söyleyeyim. aslında Hocam 8 Kasım'da da bence en büyük şey olacak. Gösterge olacak. Enflasyon raporu. Bence onu bekliyoruz artık bundan sonra. yani evet enflasyon raporu artık bundan sonra herhalde nasıl şekillenecek önemli bir gösterge olacak. Ben de katılıyorum senin söylediğine. Fakat hani enflasyona baktığımız zaman Eylül ayı 2,97 geldi. Böyle çok milimetrik hesaplanmış bir veri olarak gene karşımızda. Ama geçtiğimiz yıl 4,75'ti. Evet baz etkisinden yararlandığımız bir ay gibi gözüküyor. Fakat Eylül 2022'de 3,08, yani Eylül 2022'den bu yana da çok büyük bir ilerleme yok. Yani Türkiye ekonomisi neredeyse her ay %3 enflasyon üreten bir ekonomi haline dönüşmüş durumda. Yani bunun altına pek çekemiyoruz gibi gözüküyor. Hatta 2021'de galiba Pardon. %5-6 falan gelmişti hocam. Yani bu NAS ekonomisinin başlangıç tarihinde. Ya şunu söyleyeyim hocam. Yani şimdi şöyle sana da soruyorlar, bana da soruyorlar. Yani meslektaşlarımıza da soruyorlar. Ya bu iş nasıl toparlanacak diye. Şimdi öyle bir yere geldik ki sanayi çok sıkıntılı. Faizler çok yüksek, maliyetler çok yüksek. Bir an önce faizleri indirmemiz lazım ama öbür tarafta da çok erken indirirsek bu sefer enflasyonu tekrar başa dönme ihtimaliniz var. Şimdi daha önce bakıyorsun krizlere. Şimdi böyle bir kriz yok dünyada. Bu yaşadığımız kriz yani NAS ekonomisi denemesi dünyada başka bir yerde yapılmamış. Şimdi daha önce böyle bir kriz olmadığı için, daha önce böyle bir dönem yaşanmadığı için bundan sonrasını ne olduğuna dair bir şeyimiz yok elimizde. Yani bakıyorsun, araştırıyorsun, okuyorsun. Hani bu ülkeler ya da bu krizden nasıl çıkılır, nasıl çıkılmış diye. Ama yok ki örneği. Yani bu dünyada tek bu deneyen, bu politikayı deneyen, işte rasyonel olmayan, iktisat teorisinde olmayan bu politikayı deneyen tek ülke biziz. Onun için bundan sonrasını tahmin etmek gerçekten çok zor. Ya iki tane yol var zaten. Ya vazgeçeceğiz bu şeyden, bu politikadan bir yerden sonra. Bu başka bir kriz getirecek. Ya da bu politikayla devam edeceğiz ama gerçekten ekonomi çok ciddi bir şekilde hasar görecek ve çok ciddi bir yavaşlama, çok ciddi iflaslar, çok ciddi konkordatolar. Onun için Merkez Bankası'nın işi de çok zor. Yani indirmek
ister ama dediğim gibi yani bu kadar bir emek var burada. Yani para politikası tarafından tabii maliye politikasında yapısal reformlarda orada bir gelişme yok. Ama Merkez Bankası tek başına savaştığı için bu enflasyonla ilgili erken pes etmek istemeyecektir hocam. Ya erken pes etmek dedim, erken faiz indirimi. Bence sonuna kadar bekleyecek diye düşünüyorum. Tabii her şey Merkez Bankası'nın elinde olsa çok doğru söylüyorsun ama hani siyaset nereye kadar sabredecek ve en sonunda biz tamam yeter artık ya bıktık bu kadar böyle sıkı para politikası falan deniyor ama zaten sıkı para politikası denirken bir tek Merkez Bankası enflasyonla mücadele ediyor. Öbür taraftan harcamalar tarafına baktığında hiçbir özellikle hani kamunun üst kesiminde yani devletin üst kesiminde herhangi bir ne tasarruf var ne gerçekten halkın yaşam tarzıyla uyumlu bir yaşam tarzı var. Son derece yoğun bir biçimde harcamalar devam ediyor. Kamu bütün kurumlarıyla harcamaya devam ediyor. Ortada elle tutulur bir tasarruf paketi falan da yok. Yani işte en son sokak lambalarının değiştirilmesi konusunda kalmıştık. Hani ben şimdi merak ediyorum ne kadar lamba değişti mesela. Hani ara dönem bir herhalde hedefi verilir değil mi? Ne kadar gelir elde edildi? İşte personelin özellikle kamu personelinin servislerin kaldırılması gündeme gelmişti. Mesela buradan ne elde edildi falan. Bunların hepsinin açıklanması gerekir diye düşünüyorum ama ortada böyle bir şey yok. Hocam geçen tarafta... gün şey paylaştım. Bak çok enteresan değil mi hocam? Finlandiya biliyorsun başbakanı buraya geldi, Türkiye'ye geldi. Gördün mü haberi? Gördüm, gördüm. Ben de X'de paylaştım. Yani tarifeli uçak da geldi hocam. 55 bin dolar kişi başı geliri var. Yani Finlandiya'nın böyle bir borcu falan filan. Ciddi bir borcu yok. Kişi başı geliri çok yüksek, büyüme var, refah var. Yani düşünebiliyor musun? Yani kamu yönetimi nasıl yapıldığını bu tür ülkelerde. İşte geçen İsveç galiba İsveç'le Finlandiya yine beraber geliyorlar aynı uçakta falan. Yani böyle baktığın zaman bu kamu bu sinyal etkisi aslında. Yani şimdi bunu gören bir Finlandiyalı herhangi bir bakan ya da herhangi bir kamu kurumu yani bunu gördüğü zaman o da kendine çekil düzen veriyor. O da bu şekilde davranıyor ve böylece ne oluyor Finlandiya'da? Kamu tasarruf ettiği zaman yani daha dikkatli olduğu için doğalgaz, işte elektriğe oraya buraya zam yapmıyor. Yapmadığı için de enflasyon da yükselmiyor. Yani böyle bir karşılaştırma yaptım hocam. İnşallah izleyenler anlamıştır. Vallahi bilemiyorum. Herkes tabii kendi cephesinden bakıyor. Ama yani sonuçta itibarsız ülkeler Muratçığım bunlar ya. Yani sonuçta Finlandiya yok, falan dediğiniz zaman yok. Böyle o da doğru. Yani itibarı olmayan ülkeler. Ya düşünsene yani işte NATO'ya girmek için bile bizim gelip onayımızı almak zorunda kaldılar falan filan. Yani işin o tarafı var yani İsveç dediğin ülke ne ki sonuç olarak. Şimdi işin diğer tarafından baktığımızda sen kamu zamları falan dedin ama açıklama geldi değil mi? Enerji Bakanı'ndan. Yıl sonuna kadar doğalgaza falan bir elektrik zammı, doğalgaz zammı olmayacağını söyledi. Bu da enflasyonla mücadelenin bir parçası mı? Yoksa acaba ne diyorsun? Burada da pek inandırıcı gelmedi bana ama. Şöyle, enflasyon verilerine çünkü sonuçta bu enflasyon işte kur zaten buralarda yani yavaş yavaş gidecek. Kurda bir şey yok, şok yok. Burada riskler petrol fiyatları, jeopolitik gelişmelerden dolayı. Petrol fiyatları böyle 90-100 dolarlara giderse falan tabii bu da enflasyonist bir etkisi olacak bizde kesinlikle. Bence Ocak'ta hazırlansın herkes şimdiden söyleyeyim. Ocak'ta inanılmaz zamlar bekliyorum. Peş peşe gelecek Ocak'ta. Şöyle biliyorsun asgari ücret artışı olacak. O da işte mevcut enflasyona ve gelecek enflasyona göre bir oran belirlenecek. Onun için aynı zamanda bu seneki enflasyonla sonuçta çok da uzaklaşmamamız lazım. 41,5 hükümetin hedefi. Yani 44-45'lerde bitirsek çok da uzaklaşmamış oluruz. Onun için bütün zamlar ocağa kaldı hocam. Tabii senin dediğin gibi asgari ücret konusu da çok önemli. Gündemde Deutsche Bank, geçen hafta Türkiye'de ekonomi yönetimi, bank yöneticileri, ekonomistler ve akademisyenlerle yaptığı görüşlerin ardından bir not hazırlamış. Bilmiyorum kimlerle görüştü, seninle görüştüler mi? Mesela piyasada en önemli ismi geçen ekonomistlerden bir tanesisin. Akademisyenlerle görüştüler falan diyorlar ama bana da kimse uğramadı etmedi. Ama görüşmüşler bu Deutsche Bank.
Ve o görüşmelerin neticesinde Türkiye ile ilgili not hazırlamışlar ve demişler ki Türkiye'de yetkililerin enflasyon görünümü konusunda temkinli iyimserlik içinde olduklarını gözlemlemişler. Ve enflasyon görünümü açısından kritik önemdeki 2025 asgari ücreti konusunda da genel beklentinin %25 ila %30 artış yönünde olduğunu bize söylemişler. Hani biz içeriden ne olabileceğine yönelik ser verip sır vermiyor, almıyoruz bu bilgileri ama Deutsche Bank'ın tahmini %25 ila %30 arasında. Peki hedeflenen enflasyon orta vadeli programda 17,5 gözüküyor. Ona göre bir zam verilebileceğini söylemişlerdi. Aynı zamanda çiftçinin ürettiği ürünlerde de alım fiyatı olarak artışlarda ileri vadeli enflasyona göre bir ayarlama yapılacağı söylenmişti. Şimdi 25-30'luk bir fiyat artışı o zaman bu söylenenle uymuyor değil mi? Yani orta vadeli programda ifade edilenle uymuyor. Bir taraftan iyi bir şey yani özellikle asgari ücretteki artışın ileri vadede beklenen enflasyonun üzerinde olması ama diğer taraftan da geçtiğimiz yılın yani bu yılın enflasyon farkının verilmiyor olması ve kaybın da olması gene ihalenin özellikle ücretler üzerine yıkılmış olmasını göstermiyor mu? Bilmiyorum ben öyle kesinlikle. Mi? Öyle, öyle zaten öyle olacak hocam yani satın alma gücü kaybı olacak. Özellikle her ay artacak bu. Ocak'ta daha net olacak çünkü Ocak'ta peş peşe yine zamlar gelecek. Bütün bildiğimiz fiyat artışları işte doğalgaz, elektrik, köprü, yol ne varsa harçlar bunlar gelecek. Ama senin asgari ücret artışın dediğin gibi şeyin altında kalacak. Bu bekleniyor hocam zaten. Yani 25 falan olur diye düşünüyorum. Benim de görüştüğüm birkaç kişi var. Yani bu konuda biraz daha uzman ve yakın olan. Yani 25 çok duymaya başladım. Gelecek sene artışı için hocam. Evet, böyle yuvarlak bir rakam gelebilir. 25 ya da 30 gelebilir. Arada bir rakam verilmeyebilir. Ben de öyle olacağını tahmin ediyorum. Herhalde enflasyon raporunu gördükten sonra 8 Kasım'da önümüzdeki yıl enflasyon hedefinin de ya da enflasyon tahmini Merkez Bankası hedef deyince kızıyor. Tahminin ne olduğunu da görünce daha net ortaya çıkacak. Şimdi biraz piyasalara döndüğümüzde Borsa İstanbul'da kayıplar devam ediyor. Dün 9031 puandan kapattı Borsa İstanbul günü ve 0.85 bir getiri kaybı var. Aylık bazda baktığımızda aylık getiri kaybı %6.89. Biraz daha uzağa gidiyorum. 6 aya gittiğimde %7.43. Tabii endeksin kaybı bu. Yılbaşından bu yana ise %18.46 getiri getirmiş olan bir pozitif getiri getirmiş olan bir BIST 100'le karşı karşıyayız. BIST 30'da durumlar nedir diye baktığımızda orada da 9.998 puandan kapanan bir BIST 30'da karşı karşıyayız. Aylık bazda %5.87'lik bir kayıp var. 6 aylıktaki kayıp 5.05. Yılbaşından bu yana baktığımızda da %22.19'luk bir kazanç pozitif reel getiri pozitif demeyelim de reel getiri sağlayan bir Borsa İstanbul'la karşı karşıyayız. Her halükarda baktığımızda aylık enflasyonda dikkate aldığımızda özellikle oldukça gerilerde kalmış hatta pozitif anlamda negatif reel getiri veren bir Borsa İstanbul'la karşı karşıyayız. Şimdi bu nereye kadar devam edecek? Yani artık burada da çok ayyuka çıkan şeyler var. Özellikle bu halka arzlardan elde edilen paralarla bazı şirket yöneticilerinin borsa üzerinde çok ciddi işlem yaptıklarını gördük. Geçtiğimiz hafta SPK bülteninde inanılmaz cezalar yağdırılmıştı. Çok yüksek miktarda cezalar vardı. Yani bir taraftan olayın çözümü için açığa satışın tekrardan izin verilmesi konusu falan gündemde. Ama diğer taraftan da sadece ceza mekanizmasıyla olay ilerleyebilir mi? Yani SPK'nın daha mı fazla rol alması gerekiyor? Yani piyasa düzeni tamamen bozulmuş durumda ve çok ciddi bir kayıp yaşanıyor. Hani bu kayıp gerçekten işte faizin yüksek olmasından kaynaklı bir olay mı? Yoksa borsada böyle tabiri caizse kurulmuş bir tezgah var ve bu özellikle küçük yatırımcının üzerinden oynanan bir oyunla mı devam ediyor? Ne diyorsun? Şöyle söyleyeyim, halka arz dedin. Genellikle halka arz, gelen halka arzları şirketlere şöyle bir bakarım. Son gelen halka arza baktığın zaman
Çok enteresan hocam. 2000 FK'lı bir halka arz geldi. Felaket de o ya. Felaket yani. Nasıl izin verilmiş, akıl Bin alacak iş bin değil. bin bin diye bir şirket, zaten duyduğumuz bir şirket. Gerçekten anlamadım hocam. Yani 1,4 katı da talep gelmiş. Yani normalde bu, yani geçen sene falan hatırlar mısın bilmiyorum ama 10 kat, 15 kat, 20 kat inanılmaz talepler gelirdi. Şimdi neredeyse toplam karşılanmış. Yani 5 milyon kar etmiş geçen sene, 1 milyarlık bir şirket falan. Ya anlamıyorum, 2000 FK'lı. Biraz bilmiyorum, SPK bu konuda ne yapacak bilmiyorum ama zaten halka arzlar da azaldı gördüğün gibi. Şimdi geçen haftaki düşüşün tabii bir sürü sebep var. Onları daha önce saydık. İşte faiz yüksek, ekonomi yavaşlıyor, yabancı yok, halka arzdan ilgi azaldı. Bir de jeopolitik gelişmeler eklendi. Ve benim bunlar genel paket, tamam mı? Bunlar menü. Bir de böyle alakart bir iki tane daha haber oldu. Bir, İmamoğlu yasak ihtimali, bu bir satış getirdi. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı ya gerçekten inanamadığımız o açıklama, yani İsrail gözünü bize doğru çevrilebilir diye, daha işte birkaç gün önce de biliyorsun yurt dışında Sadece ya. herhalde bize doğru çevirebilir değil de İsrail bize saldıracak noktasına Evet geldi evet herhalde yani en son. ben gerçekten yani şimdi birkaç gün önce para istiyorsun, yatırım istiyorsun falan. Bunu söylemek gerçekten enteresan. Bu tabii korkuttu piyasaları. Yani bu bir de Sayın İmamoğlu'nun yasak ihtimali, tabii bu siyasi bir kararda olacağı için. Bunlar tabii ki bizim piyasalara, borsaya ekstra bir satış getirdi. Başka son bir sebep söyleyeyim. Bunda bir rahatlama görüyorum dün itibariyle. Hocam teminat tamamlama çağrısı, bunun rakamlarını çıkarttım. Biliyorsun kredili işlemler var piyasada. Yani bilmeyenler için, izleyenlere şöyle bir hatırlatma yapalım. Kredili işlem yapıyorsunuz. Belirli bir yerde borsa düştüğünde, yani hisse senediniz düştüğünde, piyasa aşağı geldiğinde sizin elinizdeki kaldıraç işlem kullandığınız için, elinizdeki varlık karşılamadığı için pozisyonu bir yerde kapatmanız lazım ya da ekstra para getirmeniz lazım. O ekstra parayı getirmediğiniz zaman aracı kurum sizin için o hisse senedini satıyor. Biraz detaylı anlatıyorum hocam da, insanlar Yok niye yok. geçen hafta bu Çok. kadar geçen hafta niye bu kadar acayip hep her gün eksi 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 gördüğümüzün şeyini anlatacağım, sebebini anlatacağım. Şimdi mesela 2 Ekim'de geçen hafta 2 Ekim'de 863 milyon TL teminat tamamlama çağrısı vardı. Neredeyse 1 milyar TL. 1 milyar TL para getirmeniz lazım. Yoksa harici kurum o pozisyonu satacak. Sonra bu 3 Ekim'de 638 milyon TL'ye indi. 4 Ekim'de 400 milyon TL. Mesela dün pazartesi 170 milyon TL'ye indi. Yani o rakam indikçe tabii ki şeyde rahatladı. Çünkü sonuçta bir baskı yaratıyor. Bir satış baskısı yaratıyor. Ben şöyle görüyorum endeksi. Yani geçen hafta 8850'yi gördük. Dün 9000 kapattık. Biz salı sabah çekiyoruz bu yayını. Benim artık gördüğüm 8852.6 sent. Orası bir destektir. Ama en önemli bundan sonraki destek. Çünkü şu anda düşüş trendindeyiz. Bu arada yani izleyiciler şunu şey yapsın. Bizden o bilgiyi alsınlar. Yani şu anda yatay ve düşüş trendi bir görünüm var borsada. Tekrar bizim yukarıya gitmemiz için, yani yükseliş trendine gitmemiz için bizim 9400-9500'leri üstünde kapatmamız lazım. Hatta bir 2-3 gün. Bu 200 günlük ortalama demek. 9400-9500 aralığı. Aşağısı da 8500, 2,5 sent yapıyor. 8500'ün altına inmesi için anormal şeylerin, yani ekstra normal şeylerin olması lazım. Çünkü 2,5 sent gerçekten beton gibi bir destek. Hem TL bazında 8500, hem de döviz olarak, dolar fiyatlaması olarak. Onun için hocam 8500 en alt, 8850 yukarısı da 9300, 9400, buralarda kalacağız. 8 Kasım çok önemli, çünkü Aralık'ta bir faiz indirimi beklentisi başlarsa burası hocam hareketlenir. Yani Ekim sonu Kasım'da hareketlenir biraz. Sağ ol, valla ağzına sağlık. Gayet güzel anlattın, oldukça da geniş. Geçtiğimiz hafta tabii bu özellikle Orta Doğu'da İran-İsrail
gerginliğinin çok daha fazlaya boyuta ulaşması ve İran'ın gönderdiği füzeler falan, işte bunlar isabet etti, etmedi, İran göstere göstere yaptı falan tartışmaları ayrı bir konu. Ama Brent petrol üzerinde biraz etkili oldu ve Brent petrol fiyatlarına baktığımızda 81 dolarlara ulaştık. Yaklaşık 3.93'lük bir artış var petrolde. Altında da ons fiyatı 2.643 dolarlar seviyesinde, orada da 0.36'lık bir geri çekilme var. Yani petrol fiyatları için söylemek istediğim bir şey var mı? O yani çok acayip senaryolar da yazılmıştı, 110 dolarlar Evet. falan görülür diye. Sanki oralar görülmeyecek gibi, ne dersin? Ya hocam işte ya en Pardon. istemediğimiz şey şu anda petrol fiyatlarının artması. Yani bu kadar şey varken, çünkü petrol fiyatları bize iki yerden etkiliyor. Hem cari açık, evet, ekstra bir cari açık veriyoruz. Bir de tabii ki enflasyon anlamında. Onun için petrol fiyatlarının artması bizim gibi ülkeler için gayet dezavantajlı bir durum. Onun için inşallah yani o 90, 100 dolar, 110 dolar oralara gelmez hocam, ama hiçbir şey diyemiyoruz çünkü oradaki yaşananları gerçekten nerede biteceğini bilmiyoruz. İnşallah o seviyelere gelmez. Altında bence biraz dinleniyor. Orada daha önce bahsettiğimiz gibi yükseliş trendi orada tamamen. Yükseliş trendi altında devam ediyor. Şu anda biraz dinleniyor. Yeni seviyeler 2800 dolar, 2900 dolar, 3000 dolar oralara gidebileceğini hala düşünüyorum hocam. Orada bir şey yok, Bir değişiklik. de tabii Fed'den de bir haber vermekte fayda var. Hem geçtiğimiz hafta hem de bu hafta Fed, bölgesel Fed başkanlarının konuşmalarını çok yakından takip ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de Kaşgari'ydi. O da önemli bölgesel Fed başkanlarından bir tanesi. Ve gene onun söylediklerine baktığımızda Fed'in Eylül'deki büyük faiz indirimini desteklediğini ifade etti. Ve bundan sonraki süreçte Fed'in indirebilecek faizi ima ettiği alan yaklaşık 0.7 puanlık bir faiz indirim alanı daha var gibi gözüküyor. Şimdi 25 bas puanlık bir indirim yapacak Kasım'da, Aralık'ta 50 mi yapacak, yoksa önce 50 sonra 25 mi yapacak? Bu çok tartışılıyor ama herhalde 50 artı 25'lik bir faiz indirimini, yani peş peşe jumbo faiz indirimleri devam edecek gibi gözüküyor. Bunun haricinde bu hafta ben de gerçekten kusura Hocam bakmayın geçmiş olsun. insanlar. Olur. Mevsimsel şey mi Ya oluyor? hiç sorma. Geçmiş oluyor. Evet hocam, olur. Ya fazla bir şekilde ya bu öksürükten de bir türlü kurtulamadım. Çok acayip. Geçtiğimiz hafta oldukça kötüydüm ben de. Ama yani kusura bakmasınlar, sürekli Geçmiş olsun hocam. öksürüklüyorum. Sağ ol. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu oyun endüstrisindeki yatırımlarını arttırmayı planladığını da söyledi. Sektöre 38 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Böylece sektördeki en önemli oyunculardan bir tanesi olacak. Niye önemli? Çünkü Nintendo'da %8.58'lik bir hissesi bulunuyor ve bunu da daha fazla arttırma imkanı var. Bu da böyle yurt dışından enteresan gelen bir haber olarak karşıma çıkınca paylaşmak istedim. Var mı Murat'cığım eklemek istediğin Yok başka bir hocam. şey? Bence her şeyi toparladık. Dediğim gibi haftaya Merkez Bankası toplantısı, onu yorumlarız. O önemli olacak çünkü orada bir sinyal alacağız mı, Evet. almayacağız mı? Fed konusunda da son cümle. Geçen hafta gelen çok kuvvetli bir tarım dışı istihdam verisi var. Orada beklentiler 50'den böyle yavaş yavaş 25'e kaymaya başladı. Ama dediğim gibi sanki 50-25 yapar gibi gözüküyor. Onu konuşuruz zaten hocam. Herkese iyi Evet. haftalar diyelim. O zaman herkese biz de sağlık, mutluluk, huzur dolu bir hafta diliyoruz ve güzel geçmesini diliyoruz. Böyle hastalıkların falan da olmadığı, aslında bunlar mevsimsel hastalıklar ama hafif atlattığımız bir hafta olsun. Görüşmek üzere. Herkese, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Herkese sağlıklı günler. Görüşmek üzere.